günlerdir uyarılar yapılıyor, alarma geçilmiş durumda. Şimdi bugünü konuşalım biraz. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel karşımızda olacak. Hüseyin'e soralım hemen. Hüseyin'i görüyorum. Hüseyin, günaydın, günaydın, hoş geldin. Günaydın, günaydın. Hoş geldin. Ne diyorsun bugün, bugün için? Hı hı. Zor bir gün bugün olacak. Bugün 2023 yılının en sıcak günü olabilir Esra. Gerçekten zor bir gün olacak. Biz rekorlar kırmayı bekliyoruz diyoruz. Bölgede en yüksek sıcaklıkları 40'ların üzerinde ölçeceğiz diye bekliyoruz. İnsanları uyaralım. Bazı şehirlerde gerçekten orta yaşlılar, hamileler, sağlık sorunları olanlar, kalp rahatsızlığı, beyin kanamasını tetikleyecek alt arka planda başka sağlık sorunu olanlar bugüne dikkat etmeli. Fazla abartmak istemiyoruz. Ancak birazdan bir sıcaklık haritası göstereceğiz size. Gün içerisinde ölçmeyi beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar orada yazılı. Hemen o tahminlere geçelim isterseniz. Bugün İstanbul'dan başlayalım. İstanbul bugün en çok 39 dereceleri, 39,5'u da görebilir. Ancak şehir genelinde 38-37 derece olacaktır sıcaklıklar. Bazı ilçeler var ki Arnavutköy, Bağcılar, kıyıdan uzak iç kesimler, karasal olan yerlerdeki ilçeler buralarda 39,5 dereceye dahi çıkabilir. Öğlen 15-30 sularında sıcaklığın en yüksek olacağı saat dilimi 14 ile 16 arası, muhtemelen 15-30 olur. Bu Çanakkale ve Edirne çevresinde 42 derecelere yükselirken İzmir'de 42-43, ancak İzmir'in iç kesimlerinde yine kıyıdan uzak yerlerde Manisa'ya doğru 44-45 derecelere gölgede yükselebiliriz. Bunun Muğla'da, Antalya'da ise karşılığı 41-42 olarak görünüyor. Bu tabii batıyı ilgilendirdiği için hep buradan örnekler veriyoruz. Biraz da Güneydoğu Anadolu'dan 40'ları aşacak merkezler var. İşte Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mardin'in bazı ilçeleri, Şırnak'ın bazı ilçeleri, buralarda da 40 derecelerin üzerindeyiz. Ama bize geliş rotası batı ve kuzeybatı. O yüzden en çok Ege, Akdeniz, Marmara etkilenecek. Haritada sarı olan yerlerde görüntüde 30 derecenin altındayız. Yani Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu. Ancak bu haritanın iç ve doğu kesimlerde, özellikle batıdaki şehirlerde 2023'ün rekoru geleceği gibi bir perşembe gününe de sarkması var. Yani sadece bugün değil, yarın da İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri hala bu kadar sıcak olacak. Bir günlük Marmara bölgesinde bir durum var. Bugün İstanbul'da, Çanakkale, Edirne, Balıkesir'de rekor kırılırsa kırılır gerçekten. Ama perşembe günü yarın, hatta bu gece yarısından sonra 3-4 sularında, yarın sabahın çok erken saatlerinde hava değişimini hissedersiniz. Yeni bir serin hava geliyor çünkü Marmara'ya. Bugünü atlatabilirsek perşembe ve cuma günleri 30 derecelere, hatta 29'lara, 28'lere düşüyor İstanbul. İşte Bursa, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale belki 35'lere düşer 42'lerden. Dolayısıyla yarın önemli bir ferahlık, serinlik geliyor. Şimdi bu kadar sıcağın üzerine böyle bir serin gelince beklenti meteorolojik olarak çok kuvvetli hava olaylarıdır normalde. Fırtına, sağanak yağış, çok iri taneli dolu, yani korkutmak gibi olmasın ama bu kadar sıcağın peşine, çok özet geçiyorum meteorolojik şeyini açıklamadan, bir serin hava gelirse yağış oluşabilir, fırtına oluşabilir, basınç çok hızlı değişiyor. Ancak hava tahminlerinde Karadeniz'in orta kesimlerinde ve Trakya'da yarın çok kuvvetli hava olayları, yağmur geçişleri görebileceğiz. İstanbul'da bu alanın ortasında kalıyor ama tam üzerinde yağışlar şiddetli oluşur mu takip edeceğiz. Şu anda önemli bir risk yok İstanbul için ama yağabilir. Üstelik de kuvvetli, bu nedir dedirtebilir. Yarın saat 12-11 sularında, yarın sabah da isterseniz yine bağlantılarla havayı takip edelim. İstanbul'da şimdilik büyük bir, önemli bir risk yok. Eğer bunu, bu risk olmadan atlatırsak sadece sıcağın şiddetiyle atlatmış olacağız. Hala şanslı sayılırız. İtalya'nın başına gelenleri görürsünüz. Bir haftada iki defa yumruk büyüklüğünde dolu yağdı çeşitli kentlerine ve gölgede 45-47 derecelere çıktılar. Şimdi sıra bizde. Biz de gölgede 45 derecelere çıkacağız. Ancak yağış oluşması için sadece yüksek sıcaklığın peşine serin hava gelmesi yetmiyor. Üst seviyelerde çeşitli başka diğer parametrelerini de tutması gerekiyor. Hava tahmin modelleri şimdilik şiddetli doludan korkmayın. Ama bugün hava sıcaklığı olarak ülke genelinde olmasa da batıda rekor kırabilirsiniz diyor. Şimdi nem oranı, havadaki bağın nem konusu var bir de. Onu da hızlıca aktarıp toplayayım. Yangınlardaki durumu kötüleştiren şey kuru havanın olması ve
rüzgarlı olmasıydı. Bugün çok yüksek sıcaklıklar kaydedeceğiz ama çok zayıf rüzgarlarla kaydedeceğiz bunu henüz. Yani önemli bir fırtına ya da böyle 40-50 kilometrenin üzerinde esebilecek bir rüzgar yok. Orman yangınları tabii çok geniş bir alana hızla yayıldığı için bir günde rüzgarsız olsa da hepsini toplayıp durduramazsınız ama iyileştirmeler yapılabilir yine bugün. Bugün çok yüksek sıcaklık ama zayıf rüzgar. Şimdi yarından sonra ise bu sefer daha düşük sıcaklıklar ama yüksek su buharı nem oranına doğru gidiyoruz. Yani bunaltıcılık artacak yarından itibaren bütün bu batı ve güneyde. Orman yangınları için bugün hayati derecede önemli bir gün Türkiye için. Biraz daha öğlen saatleri geç yaklaşsın, güneşin hükmünü hissedelim, anlayacağız ki bu bir farklı bir sıcak. Bir ateş topunun içinde yaşıyor ülkenin batısı zaten bir süredir. Bugün de onun tepe noktası ama her şeyin meteorolojik olarak da bir sonu var ve yarın Marmara bu sıcağın içerisinden çıkacak görünüyor. Çok yüksek ihtimalle Perşembe ve Cuma günleri gerçekten oh be dedirtecek bir serinlik geliyor. Ancak bugünü, bu 24 saati ama İç Anadolu'da da işte 36-40 saati, yani yarına da sarkıyor İç Anadolu'da, atlatmamız, geçirmemiz gerekiyor. Bunun için sağlık uzmanları gölge alanlarda kalınız, açık alanda çok fazla yürümeyiniz diyor. Belki haberlerde görmüşsünüzdür. Bir kargo dağıtım personeli, bir hanımefendi maalesef beyin kanaması sonucu İzmir'de dün hayatını kaybetti. Bu bizim gibi çok büyük bir ülkede daha fazla sayıda da yaşanabilir. Başımıza bu tip şeyler gelmesin. Öğle güneşinden kendimizi koruyalım. Aralıklı su içelim, şapka takalım. Yakışmasa da şapka takalım. Çünkü bugünü gölgede bir şekilde başımız ve gözlerimiz geçirsin diyoruz. Tabii orman yangınlarından başka bir tehlike daha var. Kuraklık, suyumuz epey azalıyor. Yağmur haberi veremedik sizlere. Uzun süredir yağmıyor. Ama bu uzun süredir kurak giden dönem gelecek hafta sonuna doğru biraz değişebilir. Ağustos'un başlangıcı bu kadar sıcak olmayacak. Uzun vadeli hava tahminleri şu anda yaşadığımız günlerin en sıcakları olduğunu söylüyor. Ancak Ağustos'un ilk 10 günü net olarak daha düşük sıcaklıklar kaydedeceğiz. Umarız 32'lere 30'lara düşeriz. Ancak düşsek de su buharı nem artacağı için bunaltıcılık aşağı yukarı aynı olacak. Ama en azından işte 44 dereceler, 45 dereceler gibi her canlının hayatta kalması için tehlikeli olan sıcaklıklardan bir kurtulacağız. Su buharından kaçış yok ama etrafınız denizlerle çevrili ve bu denizler çok sıcak. Biz konuşurken Antalyalılar dinliyorsa eğer, havayla su aynı diyorlar. Denize girdiğiniz zaman pek fazla serinlemiyorsunuz. 30 derece şu an Akdeniz'de su sıcaklığı. Henüz daha Ağustos başlamadı yani. Bir su sıcaklığı rekoru da Ağustos'ta kırmaktan korkuyoruz. Hüseyin, bir şey gördüm su sıcaklığı deyince, dün gördüm. Florida'da okyanus sıcaklığı, evet, 38,5 derece, yani normal çok çok üstünde diyor, yani rekor kırmış. Evet. Yani çok güzel bir şey görmüşsün. Normal bir sağlıklı insan 40 derecelik suda duş alır, 41 derece. Bayağı küvet suyu gibi diyorlar yani, banyo suyu aynen gibi öyle, diyorlar aynen. Yani. Bir de orası tabii biraz körfez kaldı bizim Kocaeli gibi. Yani oradaki bey diyorlar ya bu. O daha fazladan ısınması normal. Açık deniz olsa tamamen biraz daha serin olur. Ama yine de orası için 6 derece ortalamanın üzerindeymiş. 6 derece su sıcaklığı İnanılmaz, üzerinde olur mu? Bu gerçekten bizlerin de ilk defa gördüğüm şey. Zaten World Record diye verdiler haberi. Dünya rekoru bu. Su sıcaklığı 38,5 derece. Suya girdiğinizde terliyorsunuz. Yani böyle bir şey olabilir mi? İşte oluyor efendim. Gulf Stream ile ilgili bir şey okudum. Onu da yarın konuşuruz seninle. Evet. Bu Gulf Stream de kesilecek diyorlar 3-5 yıla. O da herhalde hava olaylarını tetikleyecektir. Yarın konuşuruz. Biraz evet, süremiz kısaldı. Evet. Periyodu var kısıtlı onun. Tabii konuşuruz sonra. O yüzden tamam. Hüseyin'e teşekkür edelim ve veda edelim. Gölgede teşekkür ederim. Kalalım. Tamam. Hoşça kal.